Yani severek oynamadım ama oynarken gereğini yaptım. Yani başlangıcım severek, isteyerek planlamış bir şey değildi. Ama oynadığım zaman işimin gereğini çok iyi profesyonel olarak yaptım. Onu söyleyebilirim. Ben futbolda kaleciliği veya mesleği söyleyip saygıyla karşılayan bir kişiyim. Bugün profesyonel Avrupa'da kullanırken, hayata geçirirken ben amatörken bunu zaten hayata geçirmiştim. Bugün itibariyle taraftarlara seslenmek istiyorum. Hepimiz, biz de taraftarız, onlar da aynı şeyi söylemeye çalışıyoruz. Trabzonspor taraftarı bu takımın sembolüdür. Gururudur ve geleceğidir. Bakın geçmişine, bugüne, yarın da öyle olacaktır. Onlar çok sabrettiler, biliyorum. Yani beklenti olarak onların kafasında olan beklentiydi, biliyorum. Sabretti ama bu işimiz sabır işidir. Sabretmeyi ve desteklemeyi bilirseler, Trabzonspor'un geleceği yine aydınlıktır. Üretken bir Trabzonspor olacaktır, olmuştur. Bugün tartışılan konuları vardır. Kendi oyuncusu var mıdır, yok mudur, işte dıştan alınmış mıdır? Bunları fazla fikir etmeden kendi özüne dönen ama yarışan takım olduğu zaman da dışarıdan faydalanan bir takım olacağız. Çünkü küçük düşünmeyeceğiz, büyük düşüneceğiz. Ama bunu yaparken de doğru işler yapacağız. Bugün doğru işler varsa onlara asla dokunmayı düşünmüyorum. Eğer kendi gördüğüm yanlışları da düzeltmek için olağanüstü çalışacağımız söz veriyorum. Zaman zaman adrenalin yükseldi. Özellikle Engin iki maçtır sinirli hareketleriyle dikkat çekiyor. Biraz önce de Abdullah Avcı burada Engin'i kazanmaya çalışmak Türk futbolunu kaybetmeyedir dedi. Çok Engin'le ilgili açıklamaları vardı. Yani, siz kazanırsa Türk futbolu batar mı dedi. Anlamadım. Yani, Engin iyi olursa Türk futbolu batar mı? Engin'e kalmışsa Türk futbolu hali ne ya? Yani bireyler değil, ülke futbolunu, bireyler tamam katkı yapar ama futbol anlayışı kalkındırır. Yani futbol anlayışını siz futbol oynamaya dönük kullanırsanız hiçbir oyuncu sinirlenmez. Yani buna hakemler de yardımcı olacak, antrenörler de, oyuncular da. Bugünkü oyunda oyunun kesilmesine bakarsak, sertliklere bakarsak, oynamak ve oynatmak, oynatmamaya çalışan kimlerin olduğunu daha iyi görürüz. Hocam
çalışan futbolcularla konuştum. Hugo Bros'tan sonra Şenol Güneş'i şöyle değerlendiriyorlar. Daha mutlu, futbol oynayan arkada hepimiz daha mutluyuz. Daha agresif futbol oynuyoruz, daha iyi futbol oynuyoruz diyorlar. Şimdi tabii bu Hugo Bros veya benimle ilgili her antrenör Trabzonspor'a geldi bir hizmette bulunur. Hepsine teşekkür ediyoruz. Geçmişte olan tüm antrenörler dahil. Dolayısıyla böyle bir tip eleştirilere katılmıyorum. Doğru da bulmuyorum. Eğer söylemişlerse de yanlış söylemişlerdir. Çünkü burada ben de bir görevdim. Her şeyi oyuncu yapacaktır. Oyuncuların başına her tip antrenör gelebilir. Sert, yumuşak antrenör gelebilir. Çok çalıştıran, az çalışan gelebilir. Önemli olan onların ne aldığı, ne alacağıdır. Ben de şimdi onların şartlarına uyarak bir şeyler katmaya çalışıyorum. Biraz daha inşallah iyi olursa çok daha göçeli olabilir. Futbol oynamasına sevinirim ama bunu bir Hugo Bros, Şenol Güneş ayrımı yapmak doğru değil. Hocanın da katkısı vardır. Şartlar öyle gelişti. Trabzonspor'da bu değişim olmuştur. Bazen istemeden de bazı şey olabiliyor. Onları geride kaldı artık. Trabzonspor'un geleceği bu futbolcularla daha iyi futbol oynayıp güzel maçlar ve iyi sonuçlar almaktır. Salı günü bayram geçmiş olmasına rağmen gene Erdoğan'la taşınıyorlar yani çocuklar buraya geliyorlar. Hocam, Şenol geldi. Şenol geldi tabii ya. Şenol geldi. Geldi hadi bakalım ona yardımcı olacağız. Yardımcı olacağız, destekleyeceğiz. Çalışma ondan, destek bizden dedim. Bizim de enerjimiz olduğunca, aklımız yettiğince bu işi yapmaya çalışacağız. Hocamın sağlıklı spor anlamında hem beyin bileği kattı, hem sporcu yetiştirdi, hem bilgilerini verdi bize. Çok Allah razı olsun ondan. Yok, boşuyor musun? Doğru olarak öyle.